Halil Umut Meler konuşmuş, Hürriyet'e konuşmuş, Emre saldırttı demiş. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve adamları tarafından saha içinde yumruklanıp tekmelenen hakem Halil Umut Meler, Hürriyet'e çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Meler saldırıyı planlayan ve provoke eden kişinin Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu olduğunu söyledi. Buna içeriden, spordan bakalım Derya Hanım. Ee, evet. Maç bitti düdüğü çaldın. O andan itibaren ne oldu? Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Halil Umutmeler konuşuyor. Ee, normal çok da güzel bir maç oldu. Korakor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90 artı 6'da bir gol oldu. Sadece 1-0 iken 1-1 bitti. E sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi. Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekkür ve tebrik etmeye geldi ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu'nun elini kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu tam biz ne oluyor ne bitiyorlar neler deniyor diye. Oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafından yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka kimse değildi. Emre Belözoğlu mu provoke etti? Evet bu alenen gözüken bir şey. Emre Belözoğlu mu provoke etti diye soruyor. Evet diyor bu halenen gözüken bir şey maç içerisinde desin ki bana bu hatayı yaptım ben senin yüzünden gol yedim yok. Ankara Gücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunun öncesi, bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben şu an. Ee, hukuksal olarak e, sürecin takipçisi olacağını söyledim. Peki vicdanen affettin mi Faruk Koca'yı? Hayır affetmedim, affetmeyeceğim. E bence de yani affetme. Bu, bunu özellikle bir çok yerde söyledim. Bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim. Yapanları da bunu tahrik edenleri de affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum. Tahrik edenleri de affetmeyeceğim. Bunu kimse kesinlikle ama kesinlikle bir camiaya mal ettiğimi düşünmesin. Bir kişinin veya birkaç kişinin yaptığı bir şeyi asla koskoca bir camiaya mal etmem. Bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Hakem arkadaşlarımın da bundan sonra gideceği müsabakalarda sahada gördüklerini çalacaklarından hiç şüphem yok. Kulağıma bazı şeyler geliyor bu konuyla ilgili. O olacak, bu olacak şeklinde. Hakemler Ankara gücünü cezalandıracak iddiaları için ne dersin? Hayır asla böyle bir şey yok. Benim hakem arkadaşım gidecek, gördüğünü çalacak bu kadar. Kimsenin bu konuda gözü arkada kalmasın. Herkes bundan sonra işine ve futboluna odaklansın. Ama şahsi olarak eğilimi gerçekleştiren ve buna çanak tutanları asla affetmeyeceğim demiş. Ondan sonra görüntüleri izlemedim, izlemeyeceğim de demiş. Emre Bellozoğlu bir röportajında hayatımda hiçbir hakemin ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Hani unutmeleri hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin demişti diyor. Yani hala bir, bir takım şeyler. Şimdi bu olaydan sonra ne oldu? Herkes lanetledi olayı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bu bir milat olacak dedi. Biz de çok köklü değişiklikler beklediğimizi söyledik ama hiçbir değişiklik yapılmadı. Yapılmayınca ne oldu? İşte bu hafta Ankara gücü sağdan şey Ankara gücü diyorum ya İstanbulspor sağdan çekildi. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.